2021 yılının ilk 6 ayında tam 130 kadın erkekler tarafından katledildi. Peki kadınları kimler nerede öldürdü? Üzülerek söyleyeceğim ki istatistiklere göre kadınların %56'sı evli olduğu erkekler tarafından %44'ü ise akraba, sevgili ve eski kocası tarafından öldürüldü. Kadınların %50'si evlerinde silah ve kesici aletle öldürülürken %17'si sokakta, geri kalanları ise iş yeri, otel ve benzeri gibi yerlerde öldürüldü. Kadın cinayetlerinin durdurulamaz bir hal almasının sebebi öldüren kişiye yeterli ve emsal teşkil edecek cezaların verilmemesi mi, yoksa büyük etken eğitimsizlik, kıskançlık ve özgüvensizlik mi? Bunun cevabını birlikte arayacağız. 2021 yılının ilk 6 ayında toplamda 130 kadın öldürüldü. Siz bu konuda ne demek istersiniz? Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Benim dikkatimi çeken bir şeyi paylaşmak istiyorum. Tokat'ta erkeklere "kadınları öldürmediniz, teşekkür ederiz" diye çiçek dağıttılar. Yani bu gerçekten çok acı. Ben buraya dikkat çekmek istiyorum. Yani neden biz çiçek dağıtıyoruz, teşekkür ederiz bizi öldürmediğiniz için diye. Bunun düşünülmesini istiyorum ben. Peki sizce bir erkeğin bir kadını öldürmesi için bir sebep olabilir mi? Asla bir sebep olamaz. Böyle bir şeyin konusu bile olamaz yani. Söz konusu. Cezaları yeterli buluyor musunuz? Hayır, asla yeterli bulmuyorum. Caydırıcı bir ceza olduğunu düşünmüyorum. Bu konuda da çok büyük eksikliklerin olduğunu düşünüyorum. Cezalar yeterli mi diyorsunuz ama ben sadece ceza üzerinden düşünülmemesi gerektiğini söylemek istiyorum. Ne kadar çok şiddet uygulamış erkeğe ceza verirsek o kadar sanki şiddeti engelleyebiliriz gibi düşünülüyor ama cezadan çok aslında erkeğin ve kadınlığın inşa edilmesi üzerinden, erkeğe kadın üzerinde, bedeni üzerinde, cinselliği üzerinde, yaşantısı üzerinde hak sahibi kıldığımız o yetiştirilme biçimleri üzerinde daha çok çalışmamız gerekiyor. Erkek çocuklarını yetiştirme biçimimiz hep kendisi için kadını bir hak olarak gören bir sosyalleşme süreci var. Dolayısıyla da aslında bir taraftan da evet şiddetin uygulayıcısı erkek ama erkekliği yetiştiren bir ataerkil toplumu olduğu için kadına yönelik şiddetle ve cinayetlerle mücadele etmek istiyorsak toplumumuzda erkekliği inşa eden erkek ve kadın onun üzerinde bir haktır şeklinde kurduğumuz kuralların ortadan kalkması gerekiyor. Devletin kadın haklarını vermediği için, kadınlara sahip çıkmadıkları için. Kadın hakları vardı, ne oldu? 2000 kaçta yapıldıydı? 14'te geçerli oldu. 2021'de silindi, kalktı. Olmaz ki. Kadının da erkeğin de hakkı korunması lazım. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyoruz. Atatürk ülkelerinde yaşıyoruz. O kanunlara uymamız gerekir. Benim karım bana dişlerini vurdu. 100 milyar paramı götürdü. Vallahi billahi bak. Şimdi nerede? Bolu'da. Bolu'da o karı. Bir tane daha aldım karı. O da şimdi gezi var ya şurada gezgi. O da orada 96 kilo geliyor karı. Yedirdim, içirdim, beni bıraktı gitti. Adamla gözüm görüyor. Adamı öldüreyim mi, ne edeyim bilmiyorum. Kadın haklıysa kadın haklı göre, erkek haksızsa erkeğe ceza verecek. Kadını öldürüyor, boşanıyor ya karı. Adamı da benim ağaçım yok, karıladı, ikisine de gözüm var. Abi bir sene oldu ben yalnız başıma yemek yapamıyorum, su yapamıyorum. Ağlıyorum, her gün ağlıyor, abi bu gözlerim kör olacak diye korkuyorum. İstanbul Sözleşmesi gitti, bu da bitti yani. Kadın cinayetleri sizce neden bu kadar arttı? Vallahi ben bir şey diyemeyeceğim herhalde ya, o konuda yani aklım duruyor. Peki cezalar yeterli mi sizce, verilen cezalar? Ceza var mı ki yeterli olsun? Ben ceza göremiyorum ki yeterli olsun ya. Vallahi vahşet, ne diyeyim yani. Çok kötü bir şey yani. Hiçbir sebep onu şey yapmaz yani. Kesinlikle hiçbir sebebi yok onun kesinlikle. Bunun cezası bunları hapise atıp ömür boyu çıkartmamaları. Yani şu devirde öldürenler hapse giriyor. Nasıl oluyorsa bir şekilde hemen çıkıyorlar yani. Ben Türkiye'de yaşamıyorum ama yurt dışında da var böyle şeyler. Aslında yurt dışında da bu cezalar hafif. Yani siz nerede yaşıyorsunuz? Ben Almanya'da yaşıyorum. Böyle ister kadın olsun ister erkek olsun cinayet çok kötü bir şey. Yani Allah'ın verdiği canı Allah alır. Başka kimse buna şey yapamaz yani. Burada ne düşünüyorsun? Böyle şey olmaması lazım.
kadınları niye öldürüyorlar? Anlayamıyor ki neden öldürüyorlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Ben karşıyım onlara. Ölmemesi lazım. Bir kadın kaç senede meydana geliyor? Çoluk çocuk. Olmaması lazım bunlar. Peki sizce bir erkeğin, size de bir erkek olarak soruyorum, bir kadını öldürmesi için bir sebep olabilir mi? Sebep olabilir. Kötü yollara düşer. Lafını sözünü dinlemez. Evden gitmezsin. Giderse o zaman öldürmesi de bir sebep olur. O zaman öldürebilir mi diyorsun? O zaman öldürebilir. Dinlemediği zaman, kötü yola düştüğü zaman. Yoksa başka bir zaman ufak tefek şeylerden bir kadın öldürülmez yani. Yazık, günah. Yani siz diyorsunuz ki kadınların öldürülmesi için bir sebep olabilir. İşte diyorum ya, dediğim şekilde olursa olur. Yoksa mümkün değil. Yoksa ufak tefek şeylerden kadın, böyle en ufak bir şeyden kadın öldürülmez. Peki sizce bir kadının öldürülmesi için sebep olabilir mi? Hiçbir sebebini bilemiyorum. Boşaması lazım. Bir yere gitti mi, kötü yola gitti mi, ayrılması lazım. Öldürmeye hiç gerek yok. Yani susuyor kadınlar. Korkudan susuyor. Susmasınlar bence. Yani her şekilde devletin arkalarında olduğunu bilsinler. Sonuna kadar polisimiz, memurumuz hepsi sonuna kadar kadınların arkasında dursunlar. Cinayetler işlenmeden. Evet. Durmuyorlar. Yani ihmalini yapıyorlar. Gerçekten yapıyorlar. Yani ihmallik yapılmadan, kadınlar cinayet işlenmeden, çocuklara zarar gelmeden önlemini alsınlar, korumasını alsınlar. Polise gidiyor kadınlar, uzaklaştırma istiyor. Vermiyorlar. Yani. İlle şiddet görmesi gerekiyormuş kadınların. Ondan sonra. Cenab-ı Allah'ın verdiğini canı, Cenab-ı Allah alır. Hiçbir adi insan alamaz canı. Alamaz. Anlayacak biliyor musun? Aynısını öresini öldürecek. Öyle şak şak şak. O zaman aynısı karşılığını alacak. Cezaları yeterli bulmuyorsunuz, doğru mu? Vallahi hiç bilmiyorum, cezaya mezeye karışmam ama aynısını yaparsa daha yapmazlar. Hırsız olsun, kadın olsun, erkek olsun. Karşılığını alacak. Vallahi şöyle, bu konuda ben Avrupa ile ilgili şey yapıyorum. Eğer Avrupa'daki orana göre Türkiye'deki az mı çok mu? Ya bu Avrupa'ya göre tahmin ediyorum. Ya ülkemizde daha az bir cinayet olduğunu tahmin ediyorum. Ha, olmasa gönül ister ki arz ederim ki olmasın. Ama ya eğer insanlar varsa olan şeyler bunlar yani. Vallahi o öldürenler cani. Ne diyeyim? Sizce bir erkeğin bir kadını öldürmesi için bir sebep var mıdır? Olabilir mi? Olmaz. Ne olur, ne olabilir ki? Cinayetlerin önüne geçilmek için neler yapılabilir sizce? İdam kararı çıkarması lazım. Anlayamadım. İdam kararı çıkarması lazım. Asacak o caniyi. Asacak ki ondan sonra şeye binsin. 2-3 tane astı mıydı bak yapıyor mu bir daha? Böyle yapacak adam. Yapabilir mi? Yapamaz. Tabii canım. Çoğunu serbest bırakıyorlar. Adam burada karısını dövüyor, şey diyor, ondan sonra karakolun bu kapıdan gidiyor, o kapıdan çıkıyorlar. Devlet buna ne yapsın? Hangi yere gitsin devlet? Caydırıcı bir ceza yok burada. Ne olmalı sizce ceza? Vallahi ceza yapılacak şekilde göre gerekirse idama kadar olmasa lazım. Adam 7 tane kişiyi öldürüyor. Yatacağı verecekleri 25-30 seneden, yani bazı şeyleri değiştiği zaman yatacağı 10 seneden çıkıyor. 7 kişinin ölümü yani 20-25 sene mi olacak? Yani İran gibi en azından bir şeriat kanun olsun. Onu da asliyalar mı, öldürüyorlar mı, kuşuna mı diyorlar? Bence cezalar caydırıcı değil hiçbir şeyde. Türkiye'ye mi ait bu veri, dünya genelinde? Türkiye'ye ait. Kötü bir şey. Tasvip etmiyoruz tabii ki. Peki bir erkeğin bir kadını öldürmesi için bir sebep olabilir mi? Olmamalı. Olmamalı. Cezaları yeterli buluyor musunuz? Bence cezadan ziyade eğitimden geçiyor ya. Eğitim, aile, efendim okul daha önemli. Kadınların, Türkiye'de bu öldürülen verilerin %56'sı evli kadınlar. Yani kocaları tarafından öldürülen kadınlar. Sizce bu insanlara nasıl bir ceza verilmeli? Bu insanlara vallahi en büyük ceza verilmeli. Hak ediyorlar çünkü. Kötü bir şey. Yani olmaması gereken bir şey yani. Peki eşiniz veya sevgiliniz sizi aldatsa öldürür müsünüz? Hayır. Öldürmem yani. Öldürmenin bir çaresi yok. Cezalar yeterli mi? Yetersiz. Allah ne diyeyim yani, çok utanç verici bir şey. Yani öyle olmaması lazım. Öldürülmek, buna bir çare bulunması lazım büyüklerin. Peki bir erkeğin bir kadını öldürmesi için bir sebep olabilir mi? Asla, hiçbir sebep olmaz. Hiçbir sebep yani, öldürmeye şey değil. Nasıl bir ceza verilmeli? Verilen cezaları yeterli buluyor musun? Vallahi onlar da cezaları yeterli bulmuyorum. Onlar da, onların da aynı, onlar gibi öldürülmesi lazım.